Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesi'nden Makamlar ve Haller bölümünden devam ediyoruz. Halvet ve uzlet. Bu iki kavram, yalnızlık ve tek başına yaşama manalarına gelir. İnzivaya çekilip vaktini ibadetle geçirmek halvet ve uzlet olmakla beraber, kalbi batıl itikatlardan, karanlık duygulardan, çirkin tasavvurlardan ve haktan uzaklaştıran tahayyüllerden arındırarak, haktan gayrı, her şeye karşı kapanıp hakla sohbetin de ünvanı olmuştur. Bu kavramları zahiri manalarına hamledip insanlardan ayrı kalmak şeklinde anlayanlar olmuştur. Bu yüzden muvakkaten de olsa insanlardan ayrı yaşayıp o zaman dilimini Allah'a ibadet ve tefekkürle geçirenler olmuştur ve bunun elbette çok faydası vardır. Lakin şeytanın vesvesesine maruz kalıp zarar görmemek için halvet ve uzlet yapılmadan önce İman dersleri alınmalı ve fıkıh ilmi tahsil edilmelidir. Ancak gerçek uzlet ve halvet insanlardan değil, kötü sıfatlardan uzaklaşmaktır. Uzletin tesiri, insandaki özelliklerin değişip güzelleşmesi şeklinde kendisini göstermelidir. Ebu Ali Dekkak rahmetullahi aleyh, bu manayı halkın giydiğinden giy, onların yediğinden ye, fakat kalbini onlardan ayrı tut diyerek seslendirmiştir. Ebu Muhammed Celili'ye uzlet sorulunca şu cevabı vermiştir. Gerçek uzlet, hakla beraber olman, kalbini onların müdahalesinden koruman, günahları terk etmen ve kalbini sürekli olarak hakla irtibatlı tutmandır. Takva, gayet iyi korunma ve sakınma anlamına gelen takva, Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçınmak suretiyle onun azabından korunma cehdidir. Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvada en ileri olanınızdır ayeti, hak katında ona verilen değeri göstermesi bakımından manidardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisinden tavsiye isteyen birisine şöyle buyurmuştur. Takvaya sımsıkı sarıl, zira o bütün hayırları kendisine toplayan bir haslettir. Takvanın hakikati Allah'a itaat etmek suretiyle onun ceza ve gazabından sakınmaktır. Bu sakınma en başta Allah'a ortak koşmaktan sakınmaktır. Sonrasında ise günah ve kötü işlerden uzak durmak, şüpheli şeylerden içtinab etmek, lüzumsuz işlerden kaçınmak gibi hususlar gelir. Allah'tan hakkıyla sakının ayeti, Cenab-ı Hakk'a hiç isyan etmemek, dolayısıyla her zaman itaat içerisinde olmak, onun hep hatırda tutup, onu hep hatırda tutup zikretmek, dolayısıyla hiç unutmamak, ve hiç nankörlüğe girmeden her daim şükretmek şeklinde yorumlanmıştır. Nasrabazi, takvaya sarılanın dünyaya karşı herhangi bir muhabbetinin kalmayacağını söylemiş ve bu sözünü muttakiler için ahiret yurdu daha hayırlıdır, akletmiyor musunuz ayetiyle desteklemiştir. Ruzbari ise takvayı seni Allah'tan uzaklaştıran şeylerden sakınmandır şeklinde tanımlayarak onun geniş yelpazesine dikkatleri çekmiştir. Şu söz de güzeldir. Bir kimsenin takva üzere oluşunun göstergesi, onun ulaşamadığı şeylere karşı tevekkül etmesi, mazhar olduklarını rızayla karşılaması ve elde edemediklerine karşı güzel bir sabır içerisinde bulunmasıdır. Vera, sözlük manası uygunsuz, yakışıksız ve gereksiz şeylerden sakınmak, haram ve yasaklara karşı titiz davranmak, tetikte olmak, haramlara girme endişesiyle bütün şüphelilerden uzak durma olan verayı şu hadis özetlemektedir. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Verada öne çıkan husus şüpheli şeylerden uzak durmaktır. Nitekim Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, biz bir çeşit harama gireriz, kuşkusuyla 70 çeşit helali terk ettik demiştir. Zaten Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde vera sahibi ol, o takdirde insanların en abidi olursun buyurarak vera ile kulluk arasındaki sıkı irtibatı dikkatleri çekmiştir. Süfyan-ı Sevri, veradan daha kolayını görmedim, içini kemiren ne varsa hepsini bırak, oldu işte demiştir. Bu zat vefatından sonra rüyada iki kanadıyla uçuyor olarak görülüp, bu mertebeye nasıl ulaştığı sorulunca Hazret vera sayesinde o mertebeye mazhar edildiğini söylemiştir.
Bir defasında Ömer bin Abdülaziz'e ganimet malları içerisinden bir misk getirilmişti. Halife hemen burnu tutarak ganimet mallarının henüz Müslümanlar arasında dağıtımının yapılmadığını, bu yüzden de kendisinin onu koklayamayacağını ifade etti. Bişri Hafi'nin kız kardeşi Ahmet bin Hanbel'e gelerek, "Ya imam, ben çok defa dam üstünde iplik büküyorum. Bazen de devlet memurları ellerinde meşaleler oradan geçiyorlar ve elimde olmayarak o ışıktan da istifade etmiş oluyorum. Acaba bu ipliğe haram karışıyor mu?" deyince koca imam hıçkıra hıçkıra ağlamış ve Bişri Hafi'nin hanesine şüphenin bu kadarcığı bulaşmış bir şey bile girmemeli fetvasını vermiştir.